Boş bir kap düşünelim. Bu kap sabit ve eşit debeli kahve musluklarından akıtılan farklı özkütleli sıvılarla doldurulacakmış. Muslukların debisinin sabit ve eşit olması, eşit zamanda akan sıvıların hacimlerinin eşit olması demektir. T süresinde akan sıvının hacminin V olduğu durumu değerlendirelim. Önce K musluğu, sonra L musluğu da açıldığında kap 3T sürede tamamen dolacakmış ve kapta biriken sıvının kütlesinin zamanla değişim grafiği de şekildeki gibi olacakmış. Grafiği de değerlendirelim. 0-2T zaman aralığında grafiğin eğimi sabittir. Farklı özkütleli sıvılar olduğu değerlendirildiğinde 2T süresince sadece K musluğundan sıvının aktığını, 2T süresi sonunda kapta 2V hacminde sıvının olduğunu ve sıvının kütlesinin de grafiğe göre M olduğu söylenebilir. 2T 3T zaman aralığına bakalım. Bu aralıkta da grafiğin eğimi sabittir ama öncekine göre daha fazladır. Dolayısıyla eğim değiştiği için K ve L musluklarından beraber sıvının aktığı söylenebilir. Dolayısıyla da T zamanında K musluğundan V hacminde sıvı akıyorsa yine T zamanında L musluğundan da V hacminde sıvı akacak demektir. Bu durumda da 3T süresi sonunda kapta toplamda 4V hacminde sıvı olur. Bu 4V hacminin 3V'si K musluğundan akan sıvıya aittir. Yani birinci öncül doğrudur. Toplam kütleye bakalım. Grafiğe göre toplam kütle 3M'dir. 2V hacminde K musluğundan akan sıvının kütlesini M demiştik. 3V hacmindeki K musluğundan akan sıvının kütlesi de bu durumda 1,5 M'e eşit olacak demektir. Grafiğe göre toplam kütle 3M'dir. Bunun 1,5 M'i K musluğundan akan sıvıya aitse geriye kalan 1,5 M'i de L musluğundan akan sıvıya ait olur. Bu durumda da ikinci öncül yanlış olur. Öz kütlelerine de bakalım. Öz kütle birim hacme düşen madde miktarıdır. Kütlenin hacmi oranından bulunur. Kütlelerinin eşit olduğunu gördük ama hacimleri eşit değildir. L'nin hacmi daha az olduğu için L'nin öz kütlesinin K'nın öz kütlesinden daha büyük olduğu söylenebilir. Bu durumda da üçüncü öncül de doğru olur. 1 ile 3 doğrudur. Cevap D şıkkı olur. Erdal karla kaplı rampadan aşağıya doğru sabit hızla kayıyormuş. Önce Erdal'ın üzerine etki eden kuvvetlere bakalım. Rampanın eğim açısına alfa diyelim. Erdal'ın ağırlığı yerin merkezine doğrudur. Ağırlığına da mg diyelim. Bir cisme dışarıdan ekstra bir kuvvetin etki etmemesi durumunda cisme ilk düzlem üzerinde aşağıya doğru çeken kuvvet her zaman adına ağırlığının sinüslü bileşenine eşit olur. Eğik düzlemde bastıran kuvvet de her zaman adına ağırlığının kosinüslü bileşenine eşit olur. Erdal'ı aşağıya doğru çeken kuvvet de ağırlığının sinüslü bileşenidir. Bir cismin sabit hızla hareket edebilmesi için de üzerine etki eden hareket doğrultusundaki net kuvvetin sıfır olması yani ters yönlü kuvvetlerin birbirlerine eşit olması gerekir. Erdal'ı aşağıya doğru çeken kuvvetin mg sin alfa olduğunu söylemiştik. Net kuvvetin sıfır olabilmesi için hareketin tersi yönünde bir sürtünme kuvvetinin olduğu ve net kuvvetin sıfır olabilmesi için de sürtünme kuvvetinin mg sin alfa eşit olduğu söylenebilir. Bu durumda sürtünme kuvvetinin yönü rampadan yukarıya doğrudur. Yani birinci öncül doğrudur. Ortam sürtünmeli olsa da olmasa da toplam enerji korunur. Kaybolan enerji kazanılan enerjiye dönüşecektir. Erdal sabit hızla hareket ettiği için kinetik enerji değişimi sıfırdır. Aşağıya doğru indikçe potansiyel enerjisinde azalma olur. Potansiyel enerjisindeki azalma sürtünme enerjisine dönüşecektir. Yani sürtünme enerjisinde de bir artış olacaktır. Bu durumda sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Erdal'ın kaybettiği kütle çekim potansiyel enerjisine eşittir. İkinci öncül de doğrudur. Sürtünme kuvvetinin şiddetinin mg sin alfa olduğunu söylemiştik. Ağırlığına değil ağırlığının sinüslü bileşenine eşittir. Yani üçüncü öncül yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevap C şıkkı olur. Elektroskoplar özdeş verilmiş. Topuzlarının yarıçapı eşit demektir. Zıt cins elektrik de yüklüymüş. K'nın eksi yüklü, L'nin artı yüklü olduğunu düşünelim. Yapraklar arasındaki açılar yük miktarıyla doğru orantılıdır. Anahtar kapatıldığında dokunmayla elektriklenme olur. Özdeş oldukları için toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar. Anahtar kapatılıp açıldıktan sonra K'nın yük işaretinin değişmediği görülüyormuş. K'nın yük işaretinin değişmemesi için K ile L'nin başlangıçtaki yük miktarının birbirinden farklı olması gerekir.
Eşit olması durumunda toplam yük sıfır olur ve bu durumda da K nötr olur. K'nın yük işaretinin değişmemesi için K'nın yük miktarının L'ninkinden daha büyük olması gerekir. Mesela K'nın eksi 3Q, L'nin artı Q olduğunu düşünelim. Bu durumda anahtarı kapattığımızda toplam yük eksi 2Q olur. Yarı yarıya paylaşınca her bir elektroskopa düşecek yük miktarı eksi Q olacaktır. Ya da K'nın yükünün biraz daha fazla olduğunu, mesela eksi 5Q olduğunu düşünelim. L'nin yükü artı Q olsun yine. Toplam yük anahtar kapatılınca toplam yük eksi 4Q olur. Yarı yarıya paylaşınca her birine düşecek yük miktarı eksi Q olacaktır. Yani alfa açısı her durumda beta açısından daha büyüktür. Teta açısı ise beta açısına eşit de olabilir ya da teta betadan biraz daha büyük de olabilir. Yani birinci ve ikinci öncül olabilir. Alfa açısının her halükarda en büyük olması gerektiğini söylemiştik. Bu durumda üçüncü öncül yanlış olur. Hangisi olamaz diye sormuş. Yalnız 3 olamaz. Cevap C şıkkı olur. Yirmi, 40, 60 santigrat derece sıcaklığında birer bardak suyun üzerine 40 santigrat derece sıcaklığında birer bardak su eklendiğinde kaptaki suyun denge sıcaklığı karıştırılan suların sıcaklıklarının aritmetik ortalamasına eşittir. Bu durumda birinci kaptaki suyun denge sıcaklığı 40 artı 20 bölü 2'den 30 santigrat derece olur. Benzer işlemlerle ikinci kaptaki suyun denge sıcaklığı 40, üçüncü kaptaki suyun denge sıcaklığı da 50 santigrat derece olur. Bir maddenin atom ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjisine sıcaklık denilir. Önce sıcaklıklarına bakalım. Birinci kaptaki suyun sıcaklığı 20 iken 30 olmuş, sıcaklığı artmıştır. İkinci kaptaki suyun sıcaklığı 40 iken yine 40 olmuş, yani sıcaklığı sabit kalmıştır. Üçüncü kaptaki suyun sıcaklığı 60 iken 50 olmuş, bu durumda sıcaklığı azalmıştır. İç enerji ya da termal enerji de bir sistemin mikroskobik boyutlardaki enerjisidir. Sistemin atomlarının veya moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Yani moleküllerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerjiyle moleküller arası bağların enerjisi iç enerjiye verir. Makroskobik boyuttaki kinetik ve potansiyel enerjiden bağımsızdır. Bir madde durgun bile olsa iç enerjisi vardır. Hem sıcaklıkla doğru orantılıdır hem de madde molekülüyle doğru orantılıdır. İç enerjilerine bakalım. Birinci kapta hem madde molekülü artmıştır hem de sıcaklık artmıştır. Dolayısıyla iç enerjisi artmış olur. İkinci kaba bakalım. Sıcaklığı sabit kalmıştır ama madde molekülü artmıştır. Dolayısıyla iç enerjisi de artmış olur. Üçüncü kaba baktığımızda sıcaklığı azalmıştır ama madde molekülü artmıştır. Dolayısıyla iç enerjisinin arttığı söylenebilir. İç enerji aslında direktmen hesaplanamaz ama o anda sahip olduğu enerjinin toplamı olduğu için mc t'den bulunur denilebilir. Birinci durumdayken iç enerjisinin mc 60 olduğunu düşünelim. İkinci durumdayken iç enerjisi de bu durumda 2 mc 50 olacaktır. Yani iç enerjisinin arttığı söylenebilir. Isı da iki enerji arasındaki farktır. Alınan veya verilen, yani transfer edilen enerjiye de ısı denilir. Mesela üçüncü kap adını düşündüğümüzde İç enerjisi birinci durumda 60 mc'ye eşitken ikinci durumda 100 mc olacaktır. Yine üçüncü kap adını düşündüğümüzde ısı da 2 mc 50 eksi mc 60 olacaktır. Bizden iç enerji istenmişti. Dolayısıyla her üç durumda da kaplardaki iç enerji artmış olur. Cevap A şıkkı olur. 2 dalga tepesi arasındaki mesafeye dalga boyu adı verilir. Dalga boyu hızla doğru orantılı, frekansla ters orantılıdır. Frekans kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği müddetçe değişmez. Hız ortama bağlıdır. Derinlik de doğru orantılıdır. Burada kaynak sabit tutulduğu için frekansın da sabit olduğu söylenebilir. Dolayısıyla dalga boyuyla hızı doğru orantılı, hızıyla derinliği yine doğru orantılı olur. Şekil 1 ve 2'deki KLM bölümlerindeki dalga boyları arasındaki ilişkilere bakalım. Dalga boyu artınca hızın arttığını, dolayısıyla derinliğin arttığını da söyleyebiliriz. K bölümünde birinci şekilde dalga boyu 1 birim, ikinci şekilde 2 birimdir. Dalga boyu arttığına göre K'nın derinliğinin arttığı da söylenebilir. Birinci öncül doğrudur. L bölümünde şekil 1'de dalga boyu 2 birimdir. Şekil 2'de dalga boyu yine 2 birimdir. Dalga boyu değişmediğine göre L'nin derinliği değişmemiştir. Azalmıştır dediği için ikinci öncül yanlış olur. M bölümünde
Dalga boyu 3 birimdir. İkinci şekle baktığımızda dalga boyu 2 birimdir. Yani bu durumda dalga boyu azaldığı için M'nin derinliğinin azaldığı söylenebilir. Üçüncü örneği de doğru olur. 1 ile 3 doğru olup cevap D şıkkı olur. Ali yaptığı periskopta düzlem ayna kullanmıştır. Düzlem aynada da görüntünün özelliklerini hatırlayalım. Görüntü normal doğrultusundadır. Aynanın arka tarafındadır. Cismin aynaya uzaklığıyla görüntünün aynaya uzaklıkları eşittir. Cismin boyuyla görüntünün boyu da eşittir ve görüntü simetriktir. Ali'nin görüntüsü önce alttaki aynadan sonra üstteki aynadan yansıyarak babasına ulaşır. Aynı şekilde babasının görüntüsü önce üstteki aynadan sonra alttaki aynadan yansıyarak Ali'ye ulaşır. Kullanılan aynalar düzlem ayna olduğu için Ali babasının yüzünü olduğundan daha büyük veya daha küçük olarak görmez. Ya da babası Ali'nin yüzünü olduğundan daha büyük veya daha küçük olarak görmez. 1 ve 3. öncül yanlış verilmiştir. Ali babasının yüzünü olduğundan daha yakın veya daha uzakta da görmez. Düzlem aynada cismin aynaya uzaklığıyla görüntünün aynaya uzaklıkları birbirlerine eşittir. Bu durumda 2. öncül de yanlış verilmiştir. 3'ü de yanlıştır. Cevap E şıkkı olur. Orhan balonu aşağıya doğru çektiğinde niceliklerden hangisi azalmış olur diye soruyor. Balonu etki eden kuvvetlere bakalım. Balonu yukarıya doğru havanın kaldırma kuvveti etki eder. Kaldırma kuvveti balonun hacmi ile havanın öz kütlesinin ve g yer çekim ivmesinin çarpımından bulunur. İpteki gerilme kuvvetine T diyelim. Balonun ağırlığının da mg'ye eşit olduğunu söyleyelim. Balon her iki durumda da hareketsiz durduğuna göre net kuvvet sıfır olmalıdır. Bu durumda üst taraftan etki eden kaldırma kuvveti alt taraftan etki eden mg ağırlığı ile ipteki T gerilme kuvvetinin toplamına eşit olacaktır. D öz kütlesi ile g yer çekimi ivmesinin sabit olduğu parantez içindeki ifadeden verilmiştir. Balon aşağıya doğru hareket ettirildiğinde üzerine etki eden açık hava basıncı artar. Bu durumda balon daha zor şişer. Yani balonun hacmi azalır. Balonun hacmi azalınca üzerine etki eden kaldırma kuvveti de azalacaktır. Kaldırma kuvveti azalınca mg ağırlığı sabit olduğu için ipteki gerilme kuvveti de azalır. Yani balonun hacmi azalır. Üzerine etki eden kaldırma kuvveti azalır. İpteki gerilme kuvveti de azalır. Bu durumda cevap 1, 2 ve 3 olup E şıkkı olur. F3O4 ve F2O3 bileşikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? F2O3 bileşiğinde kütlece F bölü O oranı 7 bölü 3'tür. Burada atom ağırlıkları kullanılarak bileşikte bulunan elementlerin kütlece birleşme oranları bulunabilir. MF bölü MO oranı eşittir. F2O3'te 2 mol demir var. 2 çarpı 56. 3 mol oksijen var. 3 çarpı 16. Buradan 56'yı 8'e bölersem 7 olur. 16'yı 8'e bölersem 2 olur. 2 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2'den ikiler de sadeleştiğinde 7 bölü 3 olur sabit oran. Dolayısıyla bu doğrudur. F3O4 bileşiğindeki kütlece demir yüzdesi F2O3 bileşiğinden daha fazladır demiş. Burada bakalım. F3O4 bileşiğindeki MF bölü MO oranı ise 3 çarpı 56 bölü 4 çarpı 16'dan yine 56'yı 8'e bölersek 7 olur. 16'yı 8'e bölersek 2 olur. Buradan da 21 bölü 8 oldu. Burada görüldüğü gibi demir kütlesi 21 iken oksijen kütlesi 8 oluyor. FeQ3'te ise 7 bölü 3 oranı vardı. K bölü K dersek buraya 3 ile çarparsak 21 bölü 9 olur. Burada da görüldüğü gibi 29 gramda 21 gram demir var. Burada da 30 gramda 21 gram demir var. O zaman F3O4 bileşiğindeki demir yüzdesi daha fazla, bu doğrudur. Çünkü 29 gramda 21 gram var. Burada da 30 gramda 21 var. Eşit kütlede demir ile birleşen F3O4 bileşiğindeki oksijen kütlesinin F2O3 bileşiğindeki oksijen kütlesine oranı 8 bölü 9'dur demiş. Burada F3O4 bir de F2O3 yazarsak, burada demir kütlelerini eşitlemek için burayı 2 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum pardon. Burayı 2 ile çarpıyorum. O zaman ne oluyor? 8 bölü 9 oluyor görüldüğü gibi oksijenlerin oranı. Bu da doğrudur. Öyleyse doğru cevap 1, 2, 3 E seçeneği olur. XY3 eksi 2 tanecindeki toplam elektron sayısı 42 olup nötron ve proton sayıları toplamı birbirine eşittir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada XY3 eksi 2 tanecinde elektron sayısı 42 ise proton sayısı 40 olacaktır. Çünkü 2 tane elektron almış
bu iyon. Proton sayısına göre elektron sayısı 2 fazla demektir. Eksi 2 olduğundan dolayı. Üzerindeki yük protonun elektrondan ne kadar fazla ya da ne kadar az olduğunu gösterir. Eksi 1 demek elektron 1 fazla demek. Eksi 2 demek elektron 2 fazla demek. Öyleyse proton sayısı 40 olacaktır. X artı 3Y eşittir proton bakımından 40 oldu. Y'nin 8 olduğu burada verilmiş bize. O zaman X artı 3 çarpı 8 eşittir 40 olduğundan buradan da X eşittir kaç olacaktır? 40'tan 24 çıkarsa 16 olacaktır. X'in proton sayısı demek ki 16'ymiş. X 16. Bu taneciklerin toplam proton sayısı nötron sayısına eşit olduğundan dolayı Y'nin de burada görüldüğü gibi nötron sayısı 8 olduğu için proton eşit olduğundan dolayı X'in de protonu nötrona eşit olacaktır. Burası nötron olsa o zaman 16 artı nötron da 16 olacaktır. Kütle numarası bu durumda 32 yapacaktır. Buraya da 16 yazalım. Kütle numarası 32 oldu. X'in temel hal katman elektron dizilimi bu şekilde demiş. 2, 8 görüldüğü gibi 2, 4, 6 olur doğru. 2, 8, 6 olacaktır doğrudur. Y'nin nötron sayısı ile X'in nötron sayısı eşittir. Y'nin nötron sayısı burada 8'dir. X'in nötron sayısı ise 16'dır. Bu eşit olamaz, yanlıştır. X'in kütle numarası 32'dir doğru. Burada görüldüğü gibi bulduk. X'in kütle numarası 32 oldu. Doğru cevap 1 ve 3 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin üretimi veya kullanımının çevreye etkisi sembolüyle ifade edilir? Bu sembol çevreye zararlı anlamındadır. Dolayısıyla fosil yakıtların yakılma sonucunda çevre kirliliği oluşur. Birincisi olur. Güneş enerjisinden elde edilen enerji temiz enerji kaynağıdır. Dolayısıyla atık bırakmadığı için de çevreye zararı yoktur. Bu yanlış olur. Deterjanlar çevre kirliliği oluştururlar. Dolayısıyla bu da olur. Deterjanlar da 1 ve 3 olur. Doğru cevap C seçeneği olur. 25 santigrat derecede iki ayrı kapalı sabit hacimli özdeş kaplardan birincisinde saf X, ikincisinde ise saf Y maddesi bulunmaktadır. Aynı koşullarda her bir kaba aynı maddelerden bir miktar daha ilave ediliyor. Buna göre olay ile ilgili çizilen grafiklerde yer alan A, B ve C değişkenleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşit olduğundan dolayı bir kaba gaz eklendiğinde basıncı artar, öz kütlesi artar. Ancak katı eklendiğinde katının hacmi artacağından dolayı gazın hacmi biraz önce ifade ettiğimiz gibi kabın hacmine eşittir. Katının hacmi ise eklediğimiz katıyı artırdığımız zaman artacaktır. Diyelim ki burada X katısı olsun, X katı demiş, Y de gazmış. Buraya ben katı eklersem ne olacak? Bir süre sonra katının kütlesi artmış olacak. Hacmi de artmış olacak. D eşittir M bölü V'den yola çıkarsak bu D1 olsun. D2 eşittir 2M bölü 2V olur. Buradan da öz kütlenin değişmediğini görürüz. D1 eşittir D2 olur. Öyleyse zamanla katının öz kütlesi değişmez. Ancak gaz olan maddenin hacmi kabın hacmine eşit olduğundan dolayı Y gaz olsun. Buradan bir gaz eklediğimiz takdirde Y gaz eklediğimiz takdirde basınç artar. Aynı zamanda öz kütle de artmış olur. D eşittir M bölü V'den yola çıkarsak M arttı, V değişmedi. Öz kütle artmış olur. Öyleyse başta yer alan A ile ifade edilmiş olan grafik öz kütle grafiği olabilir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi yine katı eklediğim takdirde katının hacmi birlikte artmaktadır. Kütlesiyle birlikte artmaktadır. O zaman X katı ise burada görüldüğü gibi hacim artıyor. Kütle artarken. Diğer yandan Y'nin kütlesi artarken hacmi artmıyor. Neden? Çünkü gazın hacmi kabın hacmi eşittir. Burada ben ne kadar Y gaz eklersem ekleyeyim hacim değişmeyecektir ancak kütle artacaktır. Bu da kütle olabilir. Kütle olur. Bu öz kütleydi. Üçüncüsü ise sıcaklık değişmediği için hem katılarda hem de gazlarda ortalama kinetik enerji değişmez. Çünkü ortalama kinetik enerji sadece neye bağlıdır? Sıcaklığa bağlıdır. Öyleyse doğru cevap bu durumda A seçeneği olur. H2O molekülündeki elektron yoğunluğu gösterimi yukarıda verilmiştir. Buna göre H2O molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ortaklanmış elektron çifti sayısı 4'tür. Ortaklanmış elektron çifti sayısı burada 2'dir. Çünkü 2 tane bağ var. Görüldüğü gibi elektron çiftleri bir bağ demektir ve 2 tane ortaklanmış elektron çifti vardır. 2 bağ var çünkü bu yanlıştır.
ortaklanmış elektron sayısı dörtlüğüde ise doğru olurdu. Burada çift ifadesi kullanıldığı için yanlış. Elektron yoğunluğunun fazla olduğu oksijen tarafı kalıcı negatif yükle yüklenmiştir. Doğru. Çünkü elektron yoğunluğu oksijenin tarafında daha fazla görüldüğü gibi. Burası kalıcı negatiftir. Hidrojenin bulunduğu taraf ise kalıcı pozitiftir. Çünkü buradan elektronlar oksijen üzerine doğru kaymış. Oksijen üzerinde daha yoğun elektron var. Görüldüğü gibi bu doğrudur. Elektron yoğunluğu dengeli olmadığından polar yapıya sahiptir. Bu da doğru. Çünkü elektronlar görüldüğü gibi oksijen üzerinde daha fazla, hidrojen üzerinde daha az olduğu için burada artı eksi kutup meydana geldi ve molekül polar oldu. Doğru cevap 2-3 D seçeneğidir. 'Oda koşullarında bulunan X ve Y sulu çözeltilerinden birisi asit, diğeri de baz çözeltisidir. Buna göre X ve Y çözeltilerine işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında çözeltilerin asit ya da baz olduğu kesinlikle anlaşılır. Çinko metali amfoter metal olduğundan hem asitlerle hem de bazlarla tepkime girdiği için Zn artı X'in sulu çözeltisi eğer tepkime veriyorsa burada X hem asit olabilir hem de baz olabilir. Burada net olarak asit mi baz mı olduğunu anlayamayız. Cu artı X'in sulu çözeltisi şayet burada tepkime veriyor ise Cu yarı soy metal olduğundan dolayı X HNO3 ya da H2SO4 olabilir. Bu durumda tepkime verir. Eğer Cu artı X tepkime gerçekleşmiyorsa, tepkime yoksa bu durumda X HCl olabilir, NaOH olabilir. Burada görüldüğü gibi asit mi baz mı olduğunu yine tepkime vermediği durumda anlayamıyoruz. Bundan dolayı bunu denedik. Yani 1'i eledik, 2'yi denedik. Bir de Zn her ikisiyle de tepkime verdiğinden dolayı X'in sulu çözeltisi asit mi baz mı diye anlayamadık. İkinci de Cu metali X'in sulu çözeltisiyle tepkimeye girmiyorsa bu yapısında oksijen bulundurmayan HCl, HBr gibi bir asit olabilir ya da baz olabilir. Buradan da anlayamadık. Demir metali aktif metaldir. Asitlerle tepkimeye girer. F artı asit eşittir. Tuz artı hidrojen gazı açığa çıkacak. Demir metali asitlerin hepsiyle de tepkimeye girer. Ancak demir metali bazla tepkimeye girmez. Dolayısıyla burada tepkime var mı yok mu diyerek anlayabiliriz. Yani eğer tepkimeye giriyorsa, asit tepkimeye girmiyorsa baz deriz. Bu doğru olur. pH metrede doğrudan doğruya pH eğer küçüktür 7 ise asit deriz. pH büyüktür 7 ise baz deriz. Bu durumda da pH'e bakarak anlayabiliriz. Bu da olur. Mavi turnusol kağıdını eğer Y sulu çözeltisine batırdığımızda renk değiştiriyorsa, kırmızıya dönüyorsa o zaman asit deriz. Eğer renk değiştirmiyor, mavi olarak kalıyorsa bu durumda baz olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse burada 3, 4 ve 5'ten biz asit mi baz mı olduğunu anlayabiliriz. 1 ve 2'den anlayamayız. Doğru cevap B seçeneğidir. 25 santigrat derecede kütlece 130'luk 600 gram X sulu çözeltisine 40 gram X ilave edildiğinde 10 gramı çökmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 130'luk 600 gram çözeltideki tuz kütlesini bulalım öncelikle. Yüzde eşittir çözünen bölü çözelti çarpı 100 şeklinde formülize edebiliriz. 30 eşittir X bölü 600 çarpı 100'den, buradan X eşittir 180 gram çıkar. Demek ki 420 gram da ne varmış burada? Su varmış. 180 gram tuz, 420 gram su varmış. 40 gram X eklediğimiz zaman 10 gram çözünmeden kalmış. Demek 30 gram çözülmüş. O zaman son çözeltide tuz eşittir 180 artı 30'dan 210 gram. Su da eşittir 420 gram. Çözelti kütlesi kaç gram oldu burada görüldüğü gibi? 420 ile 210'u topladığımız zaman 630 gram olduğunu görürüz. 630 grammış. 630 gram çözeltide 210 gram tuz çözülmüşse yüzde X çözülmüştür diyoruz. X eşittir buradan 100 çarpı 210 bölü 630 yazarız. Buradan da yüzde eşittir 33,3 devredecek şekilde olur. Bu doğru. İkinci öncül. 120 gram X çözülmüştür. Bu yanlış olur. Çünkü görüldüğü gibi 180 gram başlangıçta X çözülmüştü. 180 gram bulduk. Bu yanlıştır. 25 derecede 100 gram suya 60 gram X ilave edildiğinde 10 gram X çöker demiş. Bakalım 420 gram su 210 gram çözerse 100 gram su ne kadar çözer? Buradan X deriz. X eşittir. Buradan 50 buluruz.
Demek 100 gram su 50 gram çözüyormuş. Yani yarısı kadar. 100 gram suda 60 gram iç çözüldüğü zaman 10 gramı çözülmeden kalır. Dipte çökelir 50 gram çözünür. Bu doğrudur. Öyleyse doğru cevap 2-3 D seçeneği olur. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Aynı türdeki bireylerin bütün genleri aynı nükleotit dizilimine sahip değildir. Benzer nükleotit dizilimine sahip genler olabilir. Ancak bütün genler aynı nükleotit dizilimine sahip değildir. Aynı türde bulunan farklı bireyler farklı genetik özelliklere sahiptir. Bu yüzden bir yanlış olur. Aynı türe ait aynı cinsiyetteki sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Örneğin insanda sağlıklı dişi bireylerin tamamında 46 kromozom, sağlıklı erkek bireylerin tamamında 46 kromozom bulunmaktadır. Aynı cinste yer alan bireylerin hepsi aynı tür içerisinde yer almaz, almayabilir. Bir cins içerisinde birden çok tür bulunabilir. Bu yüzden 3 de doğru olur. Türden aleme doğru gidildikçe her türlü benzerlik azalmaktadır. Burada ise aynı türde bulunan bireylerin protein yapılarının aynı cinste bulunan bireylere göre daha az benzerlik gösterdiği söylenmiş. Bu doğru olmaz. Türden aleme doğru gidildikçe benzerlik azalacağı için aynı türde bulunan bireylerin protein yapıları aynı cinste bulunan bireylere göre daha fazla benzerlik göstermektedir. Bu tespitlerimize göre cevabımız 2 ve 3'ün olduğu C seçeneği olur. Şekilde bir bitki hücresinde bulunan bazı organellerin isimleri yazılmış. Buna göre şekilde görevi verilen organellerden hangisi belirtilmemiştir? Güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve sudan organik besin sentezleyen organel kloroplast organelidir ve şekilde gösterilmiştir. Enzimler ve oksijen kullanarak glikozdan ATP sentezleyen organel mitokondri organelidir. Şekilde gösterilmiştir. Metabolizma sonucu oluşan zehirli maddelerin çeşitli tuzlarla birleştirilerek zehirsiz kristaller halinde biriktirilmesini sağlayan organel merkezi kofuldur ve şekilde gösterilmiştir. Zarları üzerindeki ribozomlar tarafından sentezlenen proteinleri Golgi aygıtına taşıyan ise granüllü endoplazmik retikulumdur ve şekilde gösterilmiştir. Metabolizma sonucu oluşan hidrojen peroksiti sahip olduğu enzim ile parçalayarak su ve oksijene dönüştüren organel ise peroksizom organelidir. Peroksizom organeli ise şekilde verilmediği için cevabımız B seçeneği olur. Ekosistemlerde sürdürülebilirliğin devam etmesi için fosil yakıtlar yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması uygun olur. Ancak kimyasal gübre kullanımının artması uygun olmaz, azaltılması gerekir. Ekolojik ayak izinin büyütülmesi değil, küçültülmesi gerekir. Buna göre uygun olmayanlar 2 ve 3 olmaktadır. Cevap E seçeneği olur. Grafikte bir enzim reaksiyonunun hızında görülen değişme verilmiş. Buna göre grafikteki T1 anından itibaren görülen değişmenin nedeninin hangisi olabileceği soruluyor. T1 anından itibaren reaksiyon hızının zamanla azaldığını görüyoruz. Substrat miktarı fazla olan ortamda enzim substrat doygunluğunun sağlanması durumunda reaksiyon hızı sabit olarak devam etmeliydi. Yani azalmamalıydı. Ortamdaki enerjinin aniden reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli aktivasyon enerjisi değerinden daha küçük duruma gelmesi durumunda reaksiyon hızının sıfır olması gerekirdi. Ortam sıcaklığının optimum değere getirilmesi durumunda reaksiyon hızı zamanla azalmaz,
Tam tersine reaksiyon hızı ulaşabileceği en yüksek seviyeye, optimum değere ulaşır. C seçeneği de olmaz. Ortama enzim için aktivatör etkili olan bir madde ilave edilmesi durumunda reaksiyonun yavaşlaması değil hızlanması gerekirdi. Aktivatör maddeler enzimin çalışmasını olumlu yönde etkileyerek reaksiyon hızını artırır. E seçeneği de bu yönüyle yanlış olur. Enzimlerin çalışması için ortamda belli bir oranda su olması gerekir. Ortamın su oranının azaltılması durumunda reaksiyon hızı zamanla azalabilir. Bu durumda cevabımız D seçeneği olur. Soy ağacında kırmızı yeşil renk körü olan bireylerin tamamı taralı olarak verilmiş. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik bir alelle kalıtılmaktadır. Buna göre soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinin genotipinde kırmızı yeşil renk körlüğü genini kesinlikle bulundurduğu soruluyor. Renk körü kız çocuğunun her iki X kromozomu üzerinde de çekinik alel bulunmaktadır. Bu alellerden bir tanesi babadaki X kromozomuyla kız çocuğuna aktarılır. Diğeri ise anne taralı olmadığı için annede bir tane baskın alel bulunmakta. Ancak diğer alel kesin olarak çekinik alel olmalı. Ancak bu durumda renk körü kız çocuğu olabilir. Bu tespitimize göre bir numaralı bireyde kırmızı yeşil renk körlüğü geninin kesinlikle bulunduğunu tespit ettik. Bu yüzden bir olmayan seçenekleri eleyebiliriz. Renk körü erkek çocuğunu incelediğimizde X kromozom üzerinde çekinik alel bulunmaktadır. Bu erkek çocuğuna babadan Y kromozomu aktarılır. X kromozomu ise mutlaka anneden gelmeli. Anne taralı olmadığına göre bir tane baskın aleli var. Ancak diğer alel ise çekinik olmalı. Ancak bu şekilde renk körü erkek çocuğu olabilir. Baba ise taralı olmadığı için baskın alel bulundurmalı. Buradan da iki numaralı bireyin de kesin olarak kırmızı yeşil renk körlüğü genini bulundurduğunu tespit ettik. Dolayısıyla A seçeneğini de eleyebiliriz. 6 numaralı bireyi kontrol etmemiz yeterli. 6 numaralı bireyde yapacağımız inceleme ilk başta yaptığımız gibidir. Kız çocuğunun renk körü olabilmesi için hem anneden hem de babadan çekinik aleli alması gerekir. 6 numaralı bireyi yani bu kız çocuğunun annesi taralı olmadığı için baskın bir alele sahiptir. Ancak bu şekilde kırmızı yeşil renk körü bir kız çocuğunun olabilmesi için diğer aleli kesinlikle çekinik olmalıdır. Bu durumda tıpkı 1 ve 2 numaralı bireyde olduğu gibi 6 numaralı bireyde de kırmızı yeşil renk körlüğü geni kesinlikle bulunmalıdır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olur. Rejenerasyon ile üreme bir çeşit eşeysiz üreme yöntemidir. Rejenerasyon ile üreme hayvanlarda görülen bir eşeysiz üreme şeklidir. Dolayısıyla bu şekilde üreyen canlı bir hücreli olamaz. Hayvanların tamamı çok hücreli olduğu için bir doğru olur. Bir çeşit eşeysiz üreme olduğu için mutasyon olmadığı sürece oluşan canlılar arasında kalıtsal farklılık yoktur. Çünkü temeli mitoz hücre bölünmelerine dayanmaktadır. Bir rejenerasyon olayının yani yenilenme olayının üreme olabilmesi için vücut düzeyinde rejenerasyonun gerçekleşmesi gerekir. Ancak bu şekilde birey sayısı artar ve bu üreme kabul edilir. Bu durumda verilenlerin tamamı doğru olur. Cevap E seçeneğidir.